Zero. Ha. Meltem'i şu ustalık eseri konusunda ikna etmemiz lazım. Bir şeyler düşün. Oğlum düşünmek de olur böyle şey ya. Allah Allah. Tamam sen istiyorsun da acaba Meltem istiyor mu? Meltem'in bir kere istiyor olması lazım. Bence öyle olur. Öyle kafadan olmaz o şey. Oğlum o da istiyor. Sadece biraz gaza getirmek lazım. Yani bir düşünsene ortalıkta böyle ufacık bir şey dolaşıyor. Biz onu böyle avam 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 yiyoruz. Yani bir hayal et. Çok güzel olur be. Hakikaten ya. Düşünsene ya. Ya böyle küçücük bir tane bebek almışım ben onu böyle. Böyle koynuma sokmuşum böyle. Böyle buradan çıkartmışım böyle. Ay çın amcası onu ne gezdirir biliyor musun? Her tarafa yerim ben onu. Yer onu çın amcası. Yerim onu. İşte böyle hamam hamam yiyebilmek için önce Meltem'i ikna etmemiz lazım. Akşam 8'de kararını verecek. O yüzden o kararını olumlu yönde etkileyecek bir şeyler düşünmemiz lazım. Evet. Düşünmek lazım. Evet. Ne yapıyorsun lan? Kafayı mı yedin? Düşünüyorum. Hadi bir dakika. Beyne kan gidince daha iyi düşünüyorsun Haluk. Kitapta okudum, çok önemli. Yani ne kadar beyinde kan olursa o kadar fazla böyle yaratıcı şeyler bulabiliyorsun. Buldum! Bak, böyle yaptım, buldum Haluk. Ne yapacağız biliyor musun? Şarkı besteleyeceğiz. Nasıl? Oğlum biz ne anlarız şarkı bestelemekten? Niye anlamayalım ya? Allah Allah, seni karşıda Türkiye'nin en önemli reklamcısı duruyor. Az bu şeyi bestelemedim ben. Bir sürü jungle'ları mıngıları hepsini ben yaptım Haluk. Merak etme, ben hallederim bunu. Ya, bana sorulur abicim böyle şeyler. Senin yalnız şarkı sözü yazman lazım Haluk. Ben öyle şeyler yapamam. İkisini de sen yap. Nasıl yapacağım abicim? Sen şarkı sözü yazacaksın. Çocuğun için ya, düşünsene. Senin bebeğin için. Ya sen sözleri düşün, ben bir müzik bulurum bak şimdi. Ne yazdın abi? Bana da söylesene ya. Dur dur dur. Çok güzel oldu. Bak. Dinle. Hazır mısın? Hazırım. Küçücük, minicik bir bebek olsa, bir anda yaşasak hepimiz rüya. Birlikte maçlara gitsek oğlumla. Hadi evet de annesi kalbimi kırma. Aa. Lay 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 lay. Çok güzel olmuş bu mu yani? Evet yani başta önce yapamam zannettim ama yani ben az tribün bestesi de yapmadım ama güzel oldu yani. Müthiş olmuş hakikaten. Siz bak bunu ne yaparsınız biliyor musun Haluk? Siz bunu Meltem'le deplasmana gidersiniz. Sen çocuğu falan unutarsın. Böyle beste mi olur Haluk ya? Allah Allah. Hadi lay 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 diye. Maske yapıyorsun abicim. E çocuğa böyle dinli gibi bir şey olması lazım. Başka bir şey olması lazım Haluk. Oğlum bak, çabuk düşün. Çok az vakit kaldı. Yani sen bir şeyler düşün o zaman. Bir daha söyle bakayım. Ninni gibi mi söylüyorsun? Ninni gibi, böyle biraz ninni, hani onu çağrıştırsın. Çocuğa böyle düşün, çocuk gibi düşün böyle. Kucağına almışsın. Kucağında böyle bakıyorsun Haluk Bey. Küçücük, minicik bir bebek olsa. Bir anda yaşasak hepimiz rüya. Birlikte maçlara gitsek oğlumla. Hadi evet de annesi kalbimi kırma. Ya çok korku filmi gibi ya. Hadi olmaz öyle dur. Dur bulacağız bir şey bulacağız. Bak şöyle bir şey ne dersin? Şöyle aklıma geldiği için söylüyorum. Küçücük, minicik bir bebek olsan Akucuk. Söyle bir, söyle. Küçük, bak böyle daha naif. Söyle. Akucuk. Ben öyle şeyler söyleyemem. Küçücük, minicik bir bebek olsa. Bir anda yaşasak hepimiz rüya. Birlikte maçlara. Haluk buraya gir. Buraya gir. Buraya kadar
çok güzel oldu. Gerçekten bak, Yıldırım romantik turnası söylüyor. Bence buraya kadar harika oldu. Ama orada böyle bir hani uç şeyi gibi. Tamam ama maça hiç girme sen. Buraya kadar, mesela buradan sonra müzik giriyor gibi düşün, tamam mı? Yani eğer ben... oğlumla maçlara gitmeyecek miyim? Ya gideceksin şimdi, söyleme onu. Sonra gidersin şimdi, Meltem bunu şey yapmasın. Ya sen bana güven ya. Peki, ya dur. Birlikte maçlara gitsek oğlumla. Hadi evette annesi kalbimi kırma. Bence tamamdır ya. Tamam. İnan bana, tamam. Şimdi bak, Meltem kendine özel yapılmış bir şey duyunca zaten çok heyecanlanacak. Bence kesin kabul edecek artık. Benim kulağım da iyidir yani. İyi. Bir söyledim yani. Hakikaten iyi. Türk müziği severiz. Tamam. Benim yani tahminimden iyi oldu bu yani. Ondan çok daha iyi oldu Haluk yani. O da fena değildi aslında. Adam olsun, bu daha iyi yalnız. Şimdi sen akşamleyin bunu ezberlersin abicim. Tıkır tıkır Meltem'e söylersin. O da duyunca tamam, çocuk yapmaya karar verir. Bunun için de bana şükredersin. Yani daha senin için ne yapacağım onu da bilmiyorum ya. Yani bir şey yapmak istersen tabii sen benim için çocuğun adını da Tuna koyarsın diye düşünüyorum artık. Hem kız oluyor hem erkeği oluyor çünkü. Göbek adını bile Tuna koy. Neden? Bir şey soracağım. Bir problemimiz var. Neymiş o? Ben ezber yapamam. Ne demek ezber yapamam abi? 3 tane laf var orada ya. Yapamam yani. Benim ezberim zayıf. Ben bir çözüm üretirdim ama... madem çocuğun adını Tuna koymuyorsun... o yüzden o da bende kalsın. Bak, bir de şöyle bir şey düşündüm kafamda. Küçücük, minicik bir bebek olsa, bir anda yaşasak hepimiz rüya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.